Demiroğlu, adam otelden çıkmayacak galiba. Bekleyeceğiz, başka çaremiz yok. Çıralım içeri. Geçen sefer acele ettik de ne oldu ha? Bu sayede adamı takip etmiş olduk işte. O sayede ork çalmak zorunda kaldım. De, evet haklısın. Bileydim öyle ork çaldığını. Vallahi hiç içeri girmezdim ki. İyi akşamlar gençler. Rahatınıza bakın. Demiroğlu, bu İstanbul'da her çeşit sokakta mı yatay? Sen gel bakayım şöyle. Burası da benim evim be abla. Gerçi gireli çıkanı belli olmuyor ama... Biz bir soluklanıp çıdacıyor kardeş. Kusura bakma, olur mu? Boş verin soluklanma numarasını. Ben anladım sizin derdinizi. Neyi anladın? Gizli gizli buluşan ilk aşıklar siz değilsiniz ya. Sana bir şey diyeyim mi delikanlı? Kızı vermiyorlarsa kaçıracaksın. Öyle gizli saklı yok. Ben öyle yaptım mesela. Seninki pek uzun sürmedi galiba. Anladım ki bizimki beni değil, kaçmanın kendisini seviyormuş. Yetişemezim. Allah kahretsin. Şimdi ne yapacak? Sana demiştim otele cıralım diye. Başka bir seçenek kalmadı zaten. Hey delikanlı, çıkarken bir şarap parası bırakırsanız iyi olur. Al babacığım, afiyet olsun. Eyvallah. Bana bak, bu sefer ben konuşacağım, tamam mı? Ne fark eder ki? Pavyonda gördük ne olduğunu, ork mork. Ay, pardon. Affedersiniz, bir şey soracaktım da. $100 hayatım. De, bir soru için ne kadar da pahalı. Sen sus. Az önceki çocuğu soracaktık biz. Ben görmedim çocuk. Bilmiyorum. Gidin burada. Ben Karadenizliyim, böyle konuşurum. Sen nerelisin de böyle konuşuyorsun? Ben de Karadenizliyim. Ama karşı kıyıdan. De, kız hemşeri sayılırım. Bir uşağın hayatı tehlikede. Bize yardım edin. Gelin. Bana bak. Kimseye öttün mü yoksa işi? Yok abi. Vallahi kimseye demedim. Yalan söyleme. Seni birileri sordu. Şu işi görelim, soracağım bunun hesabını. Çocuğa üzüldüm. Durdurmaya çalıştım. Ama pasaportum çamurda. Beni zorla çalıştırıyor. De, ne iş yapıyorsun ki sen? Yani memlekette demek istedi. Avukat. De, avukatın ne işi var burada? Ya tamam, dedikoduyu sonra yaparsınız. Nereye gittiklerini biliyor musun? Bir depo soyacak çamur. Ne? Hmm. Çocuğu kullanacak. Deponun nerede olduğunu biliyor musun? Başka söyleyecek bir şey olan yoksa dağılalım. Ne demek dağılalım Halit Kaptan? Polise haber ver oğlum. Beyler, saçmalamayın. Polise ne diyeceksiniz? Kadir Gülbeyaz'ı kaçırdı ama kaçırmamış da olabilir mi diyeceksiniz? Çıkıp arayalım. Çıksanız nereyi arayacaksınız? Böyle eli kolu bağlı oturmakta neyi dur? Bence eve dönüp bekleyelim. Herkes başka bir şey söylüyor. Kime inanıp hareket edeceğiz? Belki ben de anlatırsam kesin karar verirsiniz. Baştan beri söylemeyeyim diyordum ama bu durumda anlatsam iyi olacak. Bugün akşamüstü birkaç alışveriş için çarşıya çıkmıştım. Gülbeyaz, buradan bir şey alamayız. Niyemiş o? Bak şu takım güzel mesela. Ya sünnet kıyafeti o. Çocuğa bunu mu giydireceksin? Sünnet kıyafeti takım değil midir? Kazak, gömlek falan bir şey alalım. Belki vardır burada onlardan. Buradan alabileceğin tek şey şu gelinlik. Onu al istersen. De, ben ne edeceğim şu gelinliği? Ne bileyim. Bir mucize olur da kısmeti falan çıkar belki. Bulunsun. Hiç sanmıyorum Demiroğlu. Çevremde öyle biri yok. Hadi. Sonra beni gördüler. Ama görmezden geldiler. Telaşla uzaklaştılar. Söylemek istemezdim ama her şey cün cibi ortada. Olmaz öyle şey.
Bir Demiroğlu dünyada kadın kalmasa yine bir Dursunoğlu'nu kaçırmaz. Bir Dursunoğlu kadını da bir Demiroğlu'na asla varmaz. Bunu siz mi söylüyorsunuz? Yapmayın aşk bu. Demiroğlu, Dursunoğlu falan dinler mi baba? Neriman. Bu yaşınıza geldiniz. Hepimizden tecrübelisiniz. Bir sürü böyle olay görmüşsünüzdür. Belki çok yakınınızda yaşanmıştır bile. O yüzden sorayım bunu siz mi söylesiniz diye. Demiroğlu her sokağa baktık. Yanlış yerde izliyorum sağ. Hep bir tarafa doğru gidiyorduk. Uy! Aha! O çamur denen adam yok. Şimdi onu düşünemeyeceğim. Ben gidiyorum. Sakın geleyim deme. Dur burada tamam mı? Dur. Ver. Bağını ben de celerim. Zaten geleceğini biliyordum. Şansımı denedim. İşine bak. Çocuğu bırak, alıp gideceğiz. Yaklaşma lan. Aha bıçak. Vay be, ben de seni delikanlı biri sanmıştım. Ne öyle bıçak bıçak? Yani böyle iri yarı bir adamı görünce delikanlı sandım ha. Korkudan bacakların titriyor be. Hırslın mı? Seni ayıklamak için bıçağa gerek yok, merak etme. Çok güzel. Hani delikanlıydık? Aferin Demiroğlu. Bir tane de benim için vur. Şöyle kaba etlerine doğru. Hadi. Gel buraya gel. Ulan küçücük çocuğa hırsızlık yaptı. Bak delikanlılık mı? Hadi imdat gidiyoruz. Çamur yakalarsa hepimizi öldürür. Zaten o kapıda bekliyor beni. Oğlum biliyoruz, atla aşağı. Hadi hadi. Tamam. Ne oluyor lan orada? Ulan bu sefer bittiniz siz. Şimdi nerede yok Demiroğlu? Kaçacağız. Ay. Durun! Kaçmayın lan! Ben herifi peşime takacağım, tamam mı? Nasıl ya? Olmaz öyle şey. Birlikte gidelim. Merak etmeyin. Herifi ekip size yetişeceğim. Demiroğlu. Bana bak. Herif gelmek üzere. Hadi yürüyün. Hadi abla. İşte geliyor. Hadi hadi, çocuğu yalnız bırakma. Hadi. Onları kaybettim. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Gerçekten bilmiyorum. Bana bak. Üçe kadar sayacağım. Eğer çocuğun nerede olduğunu söylemezsen beynine sıkarım. Bir, iki, söylesene lan. İki dedim bak. Çeksene tetiği. Gebermek mi istiyorsun? Çok konuşma, çek tetiği. Yaklaşma, manyak mısın sen? Silahın üstüne gelinir mi? Çek diyorum. Bırak, bırak dedim elimi. Eyvah. Eyvah Kadir. Değil dur, değil dur. Sen burada kal. Abla gitme.
kardeşim be. Kuru sıkı tabancayla adam öldüremezsin. Bilmiyor musun bunu sen? Abi, bizim olayımız bu abi. Korkutma üzerine. Ben kimseyi vuramam. Yeminliyim abi. Ne yemini? Abi, adam yaralamaktan 8 yıl yattım içeride. Yemin ettim abi. Öyle mi? Abi bırak gideyim. Kurbanın olayım. Bir yemin daha edersen bırakırım. Ederim abi. Çocukları rahat bırakacaksın. Bırakacağım abi. Olga'nın pasaportunu geri vereceksin. Vereceğim abi. Bir daha çocukların olduğu sokaktan dayı geçmeyeceksin. Geçmeyeceğim abi. Allah belanı versin bir daha geçersem. Arada kontrole geleceğim ona göre ha. Tamam abi. Tamam abi. Kaybol şimdi. Tamam abi. Hadi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Büyük adammışsın. Sağ ol abi. Sağ ol. Eyvallah. Oyuncağını unuttun hey. Sen de kalsın abi.